Pakistan'dan herkese merhabalar. Bu seferki yolculuğumuz Semey'den Kazakistan'ın kültür başkenti Almaty'ye olacak. Almaty'da tarihi bir yolculuğa çıkacağız. Herkese keyifli seyirler. Evet, tren geldi, şimdi kontroller yapılıyor. Hemen. 14 kişi vagon. 12 kişi orun. Durus bak. Ha, şahsı. Rahmet. Sürahmet. Evet, trene bindim. Tren Kızılordu'ya gidiyormuş bu arada. Almaty'ya olan yolculukta 21 saat sürecek. 21 saat boyunca bu trende neredeyse bir gün trende bir deneyim olacak. Tren yataklı bir tren. Şimdi odaya geçiyorum. İçebiliyorsunuz. Sıcak su 24 saat her zaman sıcak su var. Ben de o yüzden kahvelerimi ve çaylarımı yanında getirdim. Şimdi bir çay almaya gidiyorum. Çayımı aldım. Ben de biraz dinleneceğim şimdi. Saatlik yolculuğun ardından Ayaköz'e geldik. Ayaköz'de 10 dakika bir mola vereceğiz. 10 dakikalık molanın ardından tekrar Kızılordu rotasında Almaty'ye doğru yolculuk devam ediyor. Akşam yemeği zamanı. Bir saatlik yolculuğun ardından Almaty'nin 1 numaralı tren istasyonuna geldik. Almaty'da 2 tane tren istasyonu var. Bu 1 numaralı tren istasyonu havaalanına en yakın olan tren istasyonu. Şimdi içeri gireceğim. Yukarıda bir Kazak çadırının tepesini yapmışlar. Adı Şangrak. Şöyle
güzel görünümlü bir istasyon. Almatı'da ilk durağımız Zenkov Katedrali. Bu katedral Rus Ortodoks Katedrali. 1907'de inşası bitmiş. Önemli özelliği bu katedralin tamamı tahtadan yapılmış. Hiçbir çivi dahi kullanılmadan yapılan bir katedral burası. 56 metre yüksekliğinde. Dünyanın tahtadan yapılmış en yüksek ikinci binası olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle içeriye doğru girelim, bakalım. Bugün de pazar, ibadet de olabilir. İçeride ibadet olduğu için çok fazla rahatsız etmeden hemen çıkmak istedim. Şimdi buradan da yakında bir müze varmış. Müzikal enstrüman müzesi. Orayı bulmaya çalışacağım. Kilisenin hemen sol tarafında müzikal enstrüman müzesi var. Şimdi oraya bir göz atalım.
Biletimi aldım. 1000 tengeymiş. Sol tarafta dünya halklarının enstrümanları varmış. 4 salondan oluşuyormuş. Sağ tarafta ise Kazak enstrümanları varmış. Burada da 5 salon varmış. Gezmeye buradan başlayabiliriz. Domburalar var. 19. yüzyıl domburasıymış. Burada yaylı kopuzlar var. Bu kobuzlar Türkistan bölgesinde yapılmış. Tamamen ahşap ve telleri at kılındanmış. Yayları da öyle. Ve bu enstrüman 1980'de Usta Beysen Bauer tarafından yapılmış. Sırnaylar var ve saz sırnay çeşitleri. Şimdi diğer tarafa giriyorum. Geleneksel müzik aletleri sona erdi. Evet, bu bölümü Türk müzik aletlerine ayırmışlar. Burada bizim hemen kemençemizi, sazımızı, davulumuzu görüyoruz. Ud var. Türk müzik aletleri olarak göstermişler. Kayabım bir Kore enstrümanıymış. Bu bölümü de Kore enstrümanlarına ayırmışlar. Burası da Japon enstrümanları bölümü. Bunun adı Koto'ymuş. Sanshin. Shime Taiko'ymuş bunun adı. Bu harmonika'ymış. Ve burada Shennai adında bir enstrüman daha var. Ve en son olarak da tabii ki sitar. Türkiye'de çok popüler olan bir Japon müzik aleti. Burası Hindistan müzik aletleri. Birincisi Tanpura adında bir müzik aleti. Ve burada saragni. Sarod adında bir başka müzik aleti. Ve en sonunda da vena adında bir müzik aleti var. Hemen yan tarafta Pakistan müzik aletleri yer alıyor. Baş sırada yine sitar var. Ve burada bir rubas var. Evet, Rus müzik aletleri, en başta balalayka, tabii ki akordiyon çeşitleri ve jaleyka.
Çin müzik aletine geldik. Birinci müzik aleti pipaymış. Daha sonra Yekin adında bir başka yaylı müzik aleti var. Ve diğerleri. Ukrayna müzik aleti bandura. Ve hemen yan tarafında da Belarus'tan sumbals adında bir benzer müzik aleti. Litvanya ve Estonya müzik aletleri. Bulgar müzik aletleri. Alman siteri. Ve mandolin. O zige ay söyle sayay. Müzeyi gezmeyi bitirdim. Şimdi sırada ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım sırada Almatı'nın neresine geleceğiz. Evet, gezerken bir Kapadokya Türk mutfağı buldum. Aslında buraya gelmek değildi niyetim. Amacım hemen yan tarafta bir hostel buldum internetten. Buraya bakmaktı. Şimdi bu hostele bakacağım. Uygunsa bu gece burada kalmayı planlıyorum. Evet, girişi böyle. Şöyle bir girelim bakalım. Evet, böyle bir yer hostel. Burası ortak oda. Diğer tarafta yatakhaneler var. Ben de kendime şöyle bir oda ayarladım. Burası da oda. Bu kadar. Küçük bir oda. Da bir teras katı. İşte hostelimiz böyle. Eşyaları odamıza yerleştirdikten sonra gezmeye kaldığımız yerden devam edebiliriz.
hostel eşyalarımı yerleştirir yerleştirmez hemen Kazakistan Devlet Müzesi'ne geldim. Astana'da müzeyi gezememiştim. Bu sefer pazar günü geldim Almatı'ya. Almatı'daki müzeyi gezmek istiyorum. Biletimi aldım. 500 tenge yani 35 liraya. Şimdi gezmeye başlayalım. Müzeden çıktım. Şimdi de bir teleferik varmış. Dağa doğru çıkıyormuş. Aladağ'a doğru. Orası Köktöbe diyorlar. Köktöbe denilen yere doğru gidiyorum.
Köktepe'yi buldum. Şimdi buradan teleferikle dağa çıkacağız. Geldikçe sıradaki ben de varsam bu da mı? Almatı'da Köktepe'deyiz. Burası Tanrı Dağları'nın devamı olan Aladağlar ve Aladağların devamında Kazakistan'ın eski başkenti Almatı.
Papa? Hiç kızım.
Almatı'da Köktepe gezisine zaman ayırmak isterseniz yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Yani oradaki diğer oyuncaklara da binmek isterseniz tabii ki süre uzayabilir. Ben sadece teleferiye bindim. Ve biraz yürüdüm. İşte biraz manzarayı çektim. Burası Almatı Merkez Camii. Kazakistan'ın en büyük camilerinden birisi. 7000 kişilik oldukça büyük bir cami. 1987 yılında çıkan yangında eski cami yok olunca yerine 1999 yılında bu camiyi yapmışlar. Şu anda içeride öğle vakti. O yüzden içeri girmiyorum. Aynı zamanda havaalanına gitmem gerekecek. Vaktim de az. O yüzden böyle kısa bir görüntü aldım. Almatı Merkez Camii'ni de geride bıraktıktan sonra yolculuğumuza Taşkent'e doğru devam edeceğiz. Şimdi havaalanına doğru gidiyorum. Oradan Taşkent'e geçeceğim. Özbekistan'a. Özbekistan videosunda görüşmek üzere.